bence müthiş bir ego, kronik ego rahatsızlığına yakalandınız. Bakın, Türk Hava Yolları'nın uçaklarında bakan korumaları var. Olmalı mı? Evet, olmalı. Ama dünyada uçağa binen bakan korumasının kim olduğunu ve nerede oturduğunu hiç kimse bilmez. Niye? Çünkü uçaklarda en büyük saldırılar silahlar üzerine yapılır. Buna ilişkin geçmişte bir Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı bir korumanın terörist tarafından silahının ele geçirilmesiyle birlikte vahim sonuçlar oluşmuş. Bunun üzerine hem IQ Sözleşmesi hem de Chicago Sözleşmesi ile birlikte uçaklara silahla binilmez. Ama müthiş bir ego var. Kocaman silah belinde de gösteriyor böyle. Gidiyor, bunu bir meziyet zannediyor. Arka tarafa bir yerde oturuyor. Kulağında da bir tane kulaklık. Herkes görüyor. Sonra horul horul uyuyor. Uyurken onu anında enterne ederler. Bakın, bunu çok ciddiye alın. Şaka bir şey söylemiyorum. Yarın emin olun her an bir uçağı kaçırabilirler. Rus büyükelçisini vuran da polis olduğunu unutmayın. Yarın o uçakta bir tane silah patladığı anda o uçaktaki yolcuların hiçbirisinin tırnağını bile bulamazsınız. Büyük yanlış yapıyorsunuz. Nedir yani, korumanız geldiğinde kabine silahlı binmese de o silahını gelse görevliye teslim etse ne olur sanki? Başbakan yardımcısı biniyor, 10 tane koruma, 10 tane silahlı koruma. Uçağın içerisi cephanelik gibi. Söylüyorum. Hepinizin hayatı tehlikededir. Ben telefon açıyorum, uçakta bakan var mı? Var dediklerinde iptal ediyorum uçuşumu. Size de tavsiye ederim. Ölümüne biniyorsunuz. Aman dikkat diyorum. Bu doğru bir yöntem değil. Bunu yapmayın. Silahları teslim edin. İndiğinizde zaten 2 dakika içerisinde getiriyorlar. Alın gidin. Yazık günah. Bunun maliyeti var. Eğer uçağa kabine silahla binerseniz önünüze sigorta maliyeti geliyor. Yıllık ne kadar biliyor musunuz? Bu beyefendilerin uçakların kabinlerine silahla binmelerinin maliyeti $10 milyon. Ek sigorta maliyeti. Çünkü yüksek riskli uçaklar. 2. Yolcu diyor ki güvenlikli uçak değil bunlar. Türk Hava Yolları bunun bedelini ağır ödüyor. Ya bu kadar ego şişkinliği olmaz ya. Nedir bu Rambo tipli adamların bu özgüvenleri, bu ego patlamaları? Bu kadar büyük bir riski almayın. Bu yanlış. Lütfen bunu düzeltin. Bakanlardan rica ediyorum. Korumaların uçaklara silahlarla bindirmesinler. Korumalar silahları teslim etsinler, öyle binsinler. Bakın bir tane olay. Trabzon'a gidiyoruz. Uçakta bir sayın bakan, yanında koruması. Koruma horul horul uyuyor. Belinde silahı. Kabin amirini çağırdım. Görüyor musunuz dedim. Evet dedi. Lütfen uyandırın dedim. Onun yanında kötü niyetli olan birisi, Allah korusun, o silahı alırsa sonucu tahmin edebiliyor musunuz? Dünyada havacılığın kurallarının kanla niye yazıldığını anlıyor musunuz? Binlerce, milyonlarca insanın aklına, milyonlarca insanın aklıyla konulmuş kurallara itibar etmiyorsunuz. Büyük bir ego şişkinliğiniz var. Her şeyi biliyorsunuz. Hiçbir uyarıya itibar etmiyorsunuz. Emin olun yarın Türkiye'de bir kaza kırımı yaşanırsa, Türkiye'de böyle bir kaçırma olayı olursa müsebbibi siyasi iktidarınızdır. Ve bundan kaçamazsınız. Sizi 22 Haziran'da buradan uyardık. 15 Temmuz'da olacaklarla ilgili bizi ciddiye almadınız. Sizi bugün uyarıyorum. Herhangi bir uçağın başına böyle bir şey gelirse yemin olun 80 milyonu yakanızdadır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.